Neredeyim ben? Elbiselerim nerede? Bizde. Ne demek bizde? Niye elbiselerimi giydin? Kim bağladı beni? Biz. Neden? Senin yerine geçeceğim. Anlamadım. Anlamayacak ne var? Sen burada cefa çekerken sefanı biraz da biz süreceğiz. Ben de gidip Kemal Sunal olup rol keseceğim. Altımızda araba, etrafımızda güzel kızlar, kadınlar. Oo, vur patlasın, çal oynasın. Yapamazsınız. Ah benim canım yavrum, tatlı torunum, sana mama yaptım, ağzımıza layık. Ha? Kim bu kadın? Aa, ben senin nenenim yavrum. Aç, aç ağzını bakayım, aç. Deli bu kadın aç. Ya, istemem, istemem. Zehir gibi tuzlu bu be. Aa, bunun da benim gibi ağzının tadı kaçmış. Şekerle tuzu karıştırdı bizimki gene. Hadi yavrum, hadi ye, güçlen kuvvetlen, aç. Ah, i̇stemiyorum aç. Be kadın, istemiyorum, anlamıyor musun? Neneni dinle uslu çocuk, hadi. Çek elini sen de be. Hop hop, babana karşı gelme, çarpılırsın ha. Biz gidiyoruz nene, sakın çözeyim deme, anladın mı? Yoksa bir daha torun yüzü göremezsin. Yok yok, sen hiç merak etme. Çözer miyim hiç? Hadi aslan oğlum. Al gel. Artık ye. Gidebiliriz abi. Sen bunu beğenmedin, ben sana yenisini yaparım. Çözün beni. Çözelirse düşersin. Çok yanlış yapıyorsunuz. Beni kaçırdığınız için başınız büyük bir belaya girecek. Boş ver. O bizim sorunumuz. Sen şimdi mamanı yemeye bak. Beni burada bırakamazsınız. Aa, yok yok. Ağlama. Ağlama bak, bir sana cicimemi aldım. Aç. Hem mem mem. Ben şimdi sana mama yapar gelirim. Yardım etsene lan! Evet, geldim, geldim. Ben oturum. Geri gireyim canım. Teşekkürler. Rica edin, rica edin. Bu kadar yeter, hadi eyvallah. Şimdi bir şey değil, hesapla, hesapla. Başarılar, iyi çalışmalar. Bu karılar beni yiyecek. İyi çalışmalar. Getir ya bu konuları, içeri yerleştir. Tamam. Evet, geç. Hocam, tamam. Kemal Bey geldi. Ha? Çocuklar getirin bakalım. Ha. Paketi yazdınız mı? Yazdık abi. Yine abi, şuraya bir binlik yakalım. Hoş geldin Kemal Bey. Nerede kaldın? Şu koltuğu çeksene. Şey abi, trafik. Ha. Biliyorsun abi, trafik bugünlerde felaket. Yak bir tane abi. Aa, yahu sen ne zaman sigaraya başladın? Oo, 5 yaşından beri sigara içerim ben. Kim verdi bunu elime? Osman sen mi verdin lan? Pis herif. Kıskanıyor beni. Bu kim? Bu mu? Şoförüm. Aa, senin şoför kullanmazdım. Kullanmazdım. Kullanmazdım ama... Asker arkadaşım. İşsizmiş. Geldi yalvardı. Elimi ayağımı öptü. Severim de bu köpek herifi, dayanamadım. Ama sen bir rol uydurursan artist yaparız. Ben de kurtulurum. Düşünürüz. Kaç numaralı sahneye çekiyoruz? 85. Evet. Bende var tombala. Kemal abi, 85 dolu sahnedeki kıyafet, gri çizgili elbise, pembe gömlek, aker ipek kravat. Ya bu elbiselerle oynasam olmaz mı? Bana çok yakışıyor da. Ben akşam arabasının bagajına koymuştum elbiseleri abi. Öyle mi? Ha? Gel bakayım. Osman, arabanın anahtarlarını ver, bagajdan elbiselerimi alsınlar. Aha. Hadi. Hadi bak. Yahu bu adamda bugün bir şeyler var. Derken bana ne oldu ne? Anlayamadım usta. Figüranlar geldi mi? Neredeyse gelirler. Kemal elbiselerini değişince sahnenin sözlerini geç. Oldu usta. Allah Allah. Buyurun hanımlar. Acele edelim, sizi bekliyorlar. Hadi çabuk olun biraz. Hadi kızım, acele. Allah Allah. Evet. Kamerayı geri alın. Al bakayım birazcık. Yerleştiriyorum. Tamam. Figüranlar geldi mi? Evet, tamam. Hayır hocam. Kemal haber verin, hazırsa gelsin. Oldu, sağ olun. Peki hocam. Evet.
Evet. Kemal abi hazır hocam. Provaya başlıyoruz Kemal. Gürültüyü kesin. Kemal, sen şu kapıdan içeri gireceksin. Seni evine alan kız şurada oturuyor. Önüne gelip diz çökeceksin ve ilan aşk edeceksin. Oo, çok kolay. Merak etme sen kalk. Evet, bravo. Hadi gel Kemal. Arzu, seni çok seviyorum. Çok özledim. Hop hop, o lafları biz söyleyeceğiz. Peki baştan. Kemal dikkat et, o sana sufle veriyor. Burada vermesin, kalabalık. Tenha yerde versin. Biz sonra anlaşırız onunla. Bırak gırgırı Kemal, ne söylerse tekrar et. Ben de başka türlü anlamıştım. Hadi başlıyoruz Kemal. Arzu, seni seviyorum, çok özledim. Vallahi billahi iki gözüm önüme aksın, çok seviyorum. Kes, kes! Neler, neler uyduruyorsun Kemal? İçimden geldi be abi, böyle daha güzel oldu değil mi? Gel oğlum, diyaloglara çalışın biraz. Oldu hocam. Bak Kemal abi. Arzu, hocam, seni çok geldi. Seviyorum. Çok özledim diyeceksin, Arzu da sana cevap verecek. Mantolarınızı çıkarın. Gözlük falan da olmasın. Sen de çıkarsana. Çabuk ol biraz. Seni mi bekleyeceğiz? Gözlüğünü de çıkar hadi. Gönlüm sen. Evet ben. Atın şu karıyı dışarı. Gel dışarı. O hanım benim misafirim. Bırakın. Buyurun. Buyurun şöyle oturun. Çay, kahve, soğuk bir şey ne emredersiniz? Size söylüyorum. Ne emredersiniz? Bir çay içeyim öyleyse. Zehra Hanım'a bir çay getirin, demli olsun. Zehra mı dediniz? Evet, Zehra. İsmimi nereden biliyorsunuz? Ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Ben nereden bilirim? Biraz önce sen söyledin ya. Bu adama ne oldu ya? Bu kadını görünce eşekten düşmüşe dönüyordu. Şimdi pervane gibi çevresinde dönüyor. Vallahi ne bileyim hocam. Ben de bir şey anlamadım. Evet Kemal Bey, başlayalım. Gecikiyoruz, iş bitmeyecek. Buyur abla. Şimdilik müsaadenizle. Bravo. Gel Kemal. Seni seviyorum Arzu, çok özledim. Seni seviyorum Zehra. Hem de çok seviyorum. Çok özledim seni Zehra. İnan çok özledim. Stop! Çıldırdı bu adam. Ona değil, koltuktaki sevgiline ilan aşk edeceksin. Kemal, Allah'ını seversen artık şakayı bırak. Ne oldu sana bugün yahu? Tamam abi, şaka yaptım. Ağzımdan kaçtı. Hazırım abi. Peki, anlaştık. Alıyoruz. Otur. Seni seviyorum Arzu. Seni seviyorum Arzu.
çok özledim. Sen benim hayatımın manasısın. Kıza bak. Kıza bak. Ne diyorsun? Matrak mı geçiyorsun? Ne diyorsun? Matrak mı geçiyorsun? Stop! Stop! Stop, stop. Yapma Kemal, mahvettin bizi. Şakanın sırası değil. Dünya kadar filmi harcattın. Patrona mı kızdın yoksa bana mı? He? Bir şey mi dedin? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Sen bana sabır ver. Döneceğim, çıldıracağım. Bir zaman her Şaban. Her Şaban. Şaban mı? Vay 200'de herif. Hemen ihbar etti beni. Her Şaban. Eyvah, kaçalım. Hop! Hop! Her Şaban. Come to you. Ters merdivene binmiş. Allah. Bu vites. Her zaman kontrol. Kontrol. Eyvah, komutur oldu. Neredeyim ben? Das ist gut, das ist gut. Kim? Vallahi ben susuzum. Was sagt er? Er sagt, er sei entschuldigend. Das wissen wir. Biz de suçsuz olduğunu biliyoruz diyor. Öyleyse ne diye bizi kovalıyorlar? Niye olacak? Tembelliğinden. Ben mi? Günde 16 saat senin baban mı çalışıyor? Yahu para alacaksın. Aldığın parayla karnımız bile doymuyor. Yemekler de zehirli, ne haber? Arkadaş, sen para alacak mısın, almayacak mısın? Dün aldık ya. Gene mi verecekler? Ne parası bu? Bak, polisle alay etme. Sonra atarlar içeri. Ne parası olacak? Çocuk parası. Allah Allah! Bilmeden birinden çocuk mu peydahladık? Alayı bırak, girersin içeri. İki çocuğun için 240 mark alacaksın. Aa! Hiç doğurduğumu hatırlamıyorum. Ben doğurdum mu? Demek çocuklarını reddediyorsun. Ben mi? Ne reddi be? Ah! Ha, çocuklar! İki tane! Hı? Oh, koç gibi oğlan! Tabii! Erkek adamın erkek evladı olur. İyi ki hatırladın. Karım gene hamile demişsin tazminat istidasında. Demişim değil mi? Hamile tabii. Biz Türkler boşuna kurşun yakmayız. Bitti. Aç şuraya imzanı, al paranı. Bir daha da bizi peşinden koşturma. Her ay gel, al paranı. Almaz mıyım? Tabii alırım. Dalgınlığıma geldi bu sefer. Alnımızın teriyle paramızı alıyoruz burada, değil mi? Hadi eyvallah. Yahu hiçbir şey anlamadım, kafam karıştı. He? Neyse. Kahve iç de aklın başına gelsin. Vallahi olanlardan bir şey anladımsa Arap olayım. Canım bunda anlamayacak bir şey yok. Gayet basit. Basit basit de, benim nereden iki çocuğum oluyor? Karım kim? Ne zaman evlendim? Yok canım, evli mevli değilsin. Yani çocuklar gayrimeşru. Bak dinle. Dinliyorum. Senin adın ne? Benim adım ne? Şaban. Soyadın? Yıldız. Yani sen Şaban Yıldız'sın. Parlıyorum değil mi? Bırak gırgırı. Hatice teyzenin oğlunun adı da Şaban Yıldız'dı. Geçen ay sizlere ömür. Ya, başın sağ olsun. Siz sağ olun evladım. Şaban'ın ölümünü bildirmemişler. Sen de Şaban Yıldız'sın. Öyleyse Alman hükümetinden iki çocuğun parasını almamak enayilik. Aferin sana. Hep Almanlar bizi kazıklayacak diye ya. Allah senden razı olsun evladım. Taş atıp da kolum mu yoruldu teyzeciğim? Sen merak etme. Ben
Her ay maaşı alıp Bahar'la gönderirim sana. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Öyle büyük sevaba girdin ki Şaban. Girdim değil mi? Sen olmasan zavallı kadın açlıktan sürünür. Evelallah biz ne güne duruyoruz? Alt tarafı bir imza. Sen işte daha 100.000 tane imza atayım. Biliyor musun o kadar iyi insansın ki her gün sana biraz daha fazla ısınıyorum. Ben çoktan ısındım. Kaynamaya başladım. Fokur diyorum. Biraz daha ısınırsam buhar olup uçacağım. Hafta sonu buluşup gezelim mi? Tabii. Hala çözemediniz mi? Ben çözdüm öğretmenim. Ne çıktı? Bir ayda 30 gün olduğuna göre 1200 lirayı 30'la çarparım, 36 bin lira eder. Aferin. Şimdi 50 bin de kiraya ekleyin. Sen de yaz bakayım. 36 bin. 50 bin. Topla. 86 bin lira öğretmenim. Aferin. Aylık maaşı 141 bin lira olan bir memur ailesinin elinde yemek, giyim, çocuk bakımı ve diğer giderler için ne kadar kalır? Sen de yap bakayım. 55 bin lira öğretmenim! Aferin. 55 bin lira. Sana da aferin profesör. 55 bin lira. Günde adam başı bir ekmek yesek 800 lira ekmek. Ayda 24 bin lirası da ekmeğe gider. Kaldı 31 bin lira. Bozdur bozdur harcı. İşiniz bitti mi? Kaçırdık, tutamadık. Aa, ayıp. Öğretmenim, müsaade ederseniz Hakan, Yasemin, Hasan da gelsin. Bu işte bir gariplik var ama. Hadi hep birlikte çişe. Günaydın. 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 Buyurun Üstü Bey, şöyle oturun. Bir çay içer miydiniz? İçerim ya, sağ ol. Afiyet olsun. Re, re, mi, 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 do, 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 do. En sonunda bu şarkının da notasını çıkardım. Bravo. Müzisyenlik de var galiba. Üstü Bey. Hı? Allah yürü ya kulum demesin bir kez. Gecede 10 bin liraya para demiyor. Yok canım. Hemşerisi gazinocu. Geceleri sanatçıların arkasında saz çalıp onlara eşlik ediyor. Nasıl oluyor bu? Bal gibi oluyor. Hepimizin ek işi var. Ben de mahalledeki 3 esnafın işletme defterlerini tutuyorum. Ne yaparsın arkadaş? Geçim savaşı bu. Beyefendi de öğretmen mi? Evet. Benim gibi müdür muavinliği de yapıyor. Neden uyuyor? Zavallı geceleri de sabaha kadar taksilerde şoförlük yapıyor. Ehliyeti var. O ne iş yapıyor? Fahri Bey mi? Oo, adam 60'tan fazla öğrenciye özel ders veriyor. Yasak değil mi özel ders vermek? Güya yasak. Babadan kalma parasıyla Nişantaşı'nda özel dershane açtı. Muhit zengin. Herkes özel ders aldırıyor çocuğuna. Vay canına. Yani bütün öğretmen arkadaşların ayrı bir işi var öyle mi? Tabii canım. Mesela
şu Mesude öğretmenlerin de atölyesi var. Piyasaya fason iş yetiştiriyor. Yanında 4 işçi çalıştırıyor. Ben de acaba bir yan iş tutsam ayıp olur mu? Tutmasan ayıp olur arkadaş. Biz öğretmenler vatandaşlara her hususta örnek olmalıyız. Öğretmen geldi! Öğretmen geldi! Niye şaşırdınız? Öğretmeninizin çişi gelemez mi? Demek bütün telaşınız bu köpek içindi. Nereden buldunuz? Ben getirdim öğretmenim. Annesini kamyon ezdi. Gidecek bir yeri yok zavallının. Annem de eve istemedi. Neden istemedi annem? Apartmanda köpek beslenmez dedi. Sen de aldın okula getirdin. Onu sokağa mı atacaksınız öğretmenim? Ölür zavallıcık. Ne olur kalsın öğretmenim, ne olur. Çok da şirin köpoğlusu. Peki burada kalsın. Süleyman Efendi'ye söylerim, ilgilenir.